Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan size birlikte videomuzun konusu enerji, aydınlatma ve tabii ki daha verimli kullanabilmek ve daha e, uzun süreli kullanabilmek için sizlere bazı bilgiler vereceğim. Yani şu an görmüş olduğunuz şarjlı bir ışıldak hatta uzaktan kumandalı şarjlı bir ışıldak. Bunun üzerinde bazı değişiklikler yaptım. Bunları sizlere tek tek anlatacağım. Ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar belki sizler de yapmak istersiniz diyerekten paylaşma gereği hissettim. Ayrıntılara geçmeden önce tabii ki sizlerden her zamanki gibi bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonumuza tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonumuzu açabilirsiniz. Bildiri butonu açtıktan sonra da açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara da katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar öncelikle abone olmak, sonrasında bildiri butonumuzu açmak ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip edip iletişime geçmek. Bu arada bir anket sorusu sorayım. Gerçekten ışıldak Eee hayatınızın ne kadarını kaplıyor yani aydınlatma ee, özellikle kamp evde veya herhangi bir yerde enerji kesildiğinde aydınlatmaya ne kadar gereksinim duyuyorsunuz? Gereksinim çok duyuyoruz diyenler beğensin. Hayır gereksinime gerek yok diyenler yorumlasın. Farklı bir düşüncem var diyenler yorumlasın. Bakalım kimler bu konu hakkında ne düşünüyor. Aydınlatma olmazsa olmazlarından diyenler beğeniyor. Aydınlatma olmazsa da olur diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun konusuna geçecek olursak şöyle markasını göstereyim sizlere. Mutlaka alanlarınız vardır diye düşünüyorum. Yaja diye bir Çin malı arkadaşlar. Ama tabii ki gerçekten içindeki bataryayı saymazsak yani orijinal e, bir aküsü vardı. Ben bunu çıkarttım. Daha önceki videolarında da sizlere paylaşmıştım. E, laptopumun e, çöpe gidecek olan pillerini yerine yerleştirdim. Hatta üçüncü pil daha ekledim. Bu da üçüncü pilimiz arkadaşlar. Bunu da e, şu şekil bazı noktaları kıraraktan yerleştirdim. Tabii ki burada elektrik e, bağlantı noktası var. Buraya da e, izolasyon yapıyorum. Bilginiz olsun. Dikkat etmek lazım. Aksi takdirde e, yangına vesile olabilirsiniz. Çünkü elektrikle şarj olan bir cihaz. Ve arkadaşlar şunu da sizlere belirteyim. Bu cihazın beyninde yani şemasında otomatikmen şarjı kesen bir devrenin olduğunu düşünmüyorum. Ve bundan dolayı da uzun süre yani bu tarz ışıldakları 6-7 saat gözetiminiz altında şarj edin. Gözetiminiz dışında şarjda bırakmayın. Yangınlara, patlamalara vesile olabilirsiniz. Çok fazla profesyonelce yapılmış ışıldaklar olduğunu düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Bu benim kişisel fikrim. Çünkü Şöyle baktığımız zaman bir kızıl ötesi yani uzaktan kumanda beynini kontrol eden bir çipimiz var. Ve alt kısmında da şemasında şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi transistörler, dirençler, MOSFET'ler artık aklınıza gelebilecek ne varsa ben bu e, parçalar konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar çok fazla profesyonel bir e, işlemci falan göremiyoruz burada. Şimdi arkadaşlar biz buna ne mi yaptık? E, normalde bunların iki çeşidi var. USB girişli olanları var, USB girişsiz olanları var. Bu USB ne işe yarıyor? Elbette ki USB'den şarj edebilmek için. E, USB'den enerji alamazsınız. Normalde firma bunu sebesiz olarak üretmişti. Ben sonradan fark ettim satın aldıktan sonra yani aradan bayağı uzun zaman geçti. Tabii ki e, şurada görmüş olduğunuz gibi yeri yapılmış herhangi bir e, yani dirençler bağlanmış Hatta şu ayakları da göstereyim sizden arkadaşlar şöyle gösterecek olursam şurada arkadaşlar Bunlar birbirine lehimlenmişti. Ve dirençlerden enerji dönüp tekrar geri dönüyordu. Şimdi ben bunların lehimlerini çözdüm ve ayrıca şöyle bir USB vardı elimde arkadaşlar. Söktüm. Yuvasına taktım. Yani artık USB çıkışı mevcut. Daha doğrusu girişi mevcut. Buradan enerji elde edemeyiz arkadaşlar. Tahminimce şarj şu şekil. Elektriğe takıldığı zaman buradan enerji alabileceksiniz. Çünkü ben bunun orijinalini kullanmadığım için bu sadece USB yeri yapılmıştı ama USB'si takılmamıştı. Kendim taktım. Büyük ihtimalle elektriğe takılıyken buradan 5 voltluk bir enerji alabilirsiniz diye düşünüyorum. USB'mizi taktık. Peki daha sonra ne mi yaptık arkadaşlar? Normalde bu ışıldan orijinalinde açtığınız zaman bilenler biliyor. 3 LED beraber yanıyor. Normalde ışığı çok güçlü. Gerçekten baya parlak beyaz bir ışığı mevcut. tabii ki bu pilleri takmamdan dolayı bunların da etkisi var. Yani laptoplardan atık olan pilleri taktığım için şarjlı pillerin baya bir etkisi var bu ışıldakta. Şimdi arkadaşlar bu pillerin tabii ki yani neredeyse yarı ömrünü tamamlamış piller, çöp kutusuna gidecek olan pillerden bahsediyoruz. Bu pillerin uzun süreli kullanabilmem için veyahut aydınlatmaya çok aşırı ihtiyacımın olmadığı zamanlarda şöyle bir tuş kullandım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Daha önce aslında şunu kullanıyordum. Bu bilmiyorum. Ara sıra takılıyordu. Bunun yerine tabii ki şöyle bir tuşa yer açtım ve bunu montajını yaptım. Nasıl mı yaptık arkadaşlar? Bütün boşluklarından faydalanmaya çalıştık. Şöyle gösterecek olursam. Peki bu tuş ne işe yarıyor? Örnek olarak arkadaşlar ışıldağımızı açtığımız zaman şu şekil açtığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sırası yanıyor. Ee, yani bu bir sıra örnek olarak üçsünü yaktığın zaman 2-3 saat dayanacaksa bir sıra yandığı zaman 4-5 e, saat yanabilecek. E, ömrünü uzattım. Hem aydınlatmayı azalttım. E, hem de gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşumuza bastık. Şu an 3 sıramız yanıyor. Tuşumu tekrar kapatıyorum. Bir sıramız yanıyor. Yani ışıldak e, istesem üçlü sıra halinde kullanabilirim. Bir tuş yardımıyla. İstesem tek bir sıra halinde kullanabilirim. E, bunu şöyle bir tuş sayesinde e, devreye aldık. Peki ne mi yaptık? Şöyle ışıldağı kapatalım. Gösterebilmek adına arkadaşlar. Kapattık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, işlem yaptık ışıldağımızda. Şu e, sıranın bağlantısını şu şekilde gösterecek olursam normalde enerji şuradan şuradan e, geliyor. Şöyle kablolarımızı göstereyim. Enerjimiz arkadaşlar şuradan şuraya geliyor. Artı eksi ve artı eksimiz şu kablolar yardımıyla gördüğünüz gibi gri ve sarı kablomuz yardımıyla transfer ediliyor. Ama ben bu e, kablonun birisinin şu gri bağlantısını kestim ve direk yolladım şuraya. Yani bunun e, örnek olarak bu artıysa arkadaşlar sarımız artı varsayalım e, gri'miz eksi varsayalım eksinin bağlantısını şu şey, e, görmüş olduğunuz ışık e, şeridinden kestim. Şunlar şunlar birlikte yanarken bu bağımsız hale geldi. Çünkü bir bağlantı yok. Bir bağlantımızı nasıl aldık arkadaşlar? Şöyle gösterecek olursam siyah kablomuzdan siyah kablomuzu grimizin yerine lehimledim. Yani herhangi bir e, eksi gelecek yere lehimledim. E, ve bu e, siyahı şuradan direkt artı yani enerjiden tabii ki e, artımız direkt e, gidiyor panele ama e, eksimizi ne yaptık arkadaşlar? Şöyle. Artı eksi şu an bu besleniyorken e, bunlar beslemesiz kaldı. Nasıl beslemesiz kaldı? Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar tuşumuzdan kırmızı kablomuz gördüğünüz gibi buraya geliyor. Enerji almıyor. Tuşa bastığımız zaman şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı kablomuz yine siyahın artısından bulunduğu bölgeden enerji şu tuştan geçiyor ve paneli yakıyor yani ilk açılışta tuş kapalıyken sadece tek sıra yandığı için ikinci aç yani tuşa bastığımız zaman bu sefer üç blokumuz yanıyor arkadaşlar 3 şeridimiz yanıyor yani anlayacağınız basit bir tuş ve tuştan enerjiyi geçirdik yani bu Kırmızı kablomuz direkt buraya bağlı olması gerekirken yani sadece yeşil ve kırmızıyla direkt enerjiyi beslemek yerine kırmızıyı devre dışı bıraktık. Tuştan geçirdik. Ve tuş 3 e, tekli yani tekli zaten otomatikmen yani Şöyle gösterecek olursam açtım. Gördüğünüz gibi herhalde görünmüyor. Şöyle göstereyim. Otomatik yanıyor arkadaşlar her zaman. E ee, üçlü yakmak istediğim zaman gördüğünüz gibi tuşa basıyorum. Ee, bu kırmızı yani artımız tuştan geçiyor. Kırmızı direkt her iki e, sıraya enerji veriyor. Yani ortadaki sıra sabit yanarken e, biz sadece enerji verimliliğini artırmak için tuş e, sistemiyle iki sırayı devre dışı bıraktık. Tam tersini de yapabilirdik arkadaşlar. Ee, her iki sıra sabit yanabilirdi ilk açılışta. Bu kapalı olabilirdi. Ne mi yapardık bu sefer? Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, şu siyah kabloyu tuştan yani alacaktım. Bu kırmızı kabloyu direkt buraya bağlayacaktım. Her ikisi şu iki şeridimiz sabit yanarken ortadaki şeridimiz tuşu bastığımız zaman çalışacaktı. Ama şu anki farkımız sabit yanıyor gördüğünüz gibi. Tuşa bastığım zaman üçlü yanıyor. Yani on off işlemi devreye koyduk ve bir panelle normal istediğimiz bir aydınlık elde edebilirken daha fazla aydınlığa ihtiyacımız olduğu zaman ne mi yapacağız? Tabii ki tuşumuzdan faydalanacağız ve gördüğünüz gibi daha net, berrak, daha parlak bir ışık elde etmiş oluyoruz. Ee, sizler de bu şekil verimli e, bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sistemi, bu mantığı ışıldaklarınızda aydınlatma gereksinimi duyduğunuz yani bazı ışıldaklar neredeyse 3 sıra 90 led birden yanıyor. 90 ledi birden yakmak yerine 10 led 30 ar led yakabilirsiniz. Buradaki dediğim gibi sadece yapacağınız ufak bir hat değişikliğiyle hattımızda sadece şu gri buna ulaşmıyor. Sarı buna ulaşırken gri'miz buna ulaşmıyor. Yani artıyı geçirmişken eksi bununla temasını kesmişiz. Eksimizi gördüğünüz gibi tuştan alıyoruz. Tabii ki her iki panelin eksisini tuştan alıyoruz. Tam tersini de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Bu arada e, bunu da belirteyim. Benim gibi şarjlı piller kullanıyorsanız dikkat edin. En ufak hatada arkadaşlar e, gerçekten kısa devre yapabiliyor. Hatta kısa devreleri de sizlere göstereyim. Lehimledik. Ee, şöyle arkadaşlar yani e, güçlü piller olduğu için enerjileri yüksek piller olduğu için şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısa devre oldu şurası lehimle birleştirdim e, dikkat edin yani sizler benim gibi bu hataya düşmeyin e, çünkü hem üzerindeki e, bu Tabaka çok zarif zayıf bir tabaka yani şu bakır tabakalar levha ve en ufak şu bataryanın en ufak kısa devresi direkt yangına sebebiyet olabiliyor. bilginiz olsun bu hataya düşmeyin bunu da belirteyim eğer bu tarz bir ışıldağı açıp içine şarjlı piller koyacaksınız arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sürçeli sanatı samafınıza sunuyorum Yeni bir videoda görüşüp e, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Bu arada kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Ankete de katılın bu arada dostlar. Sizler gerçekten aydınlatmayı gereksinim olarak duyuyorsanız beğenin. Hayır aydınlatma olmasa da olur diyorsanız yorumlayın. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle kalın dostlar.